canım yok galiba. Oh, evet. Ha, evet. Buna hazırlanmamıştım ama hemen Hayır, öyleyse fizik kadar son olmasa da elimden geldiğince size layık bir tanıtım olsun isterim. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. eTwinning webinarlarında bugün çok güzel ve önemli bir konuyu yine çok değerli Adil hocamızla birlikte dinlemiş olacağız. Adil hocam Code Week haftasıyla ilgilenecek. Kendisi Code Week'in Türkiye elçilerinden biri. Bu konuda çok güzel çalışmaları var yıllardır da. Biz de onu hayranlıkla takip ediyoruz. İnşallah bugün Code Week etkinliklerinin kaydı ve Code for All'la ilgili merak ettiğiniz birçok şeye cevap verecektir. Ben çok uzatmadan sizi Adil hocamla baş başa bırakmak istiyorum. Adil hocam, Bircan'ım çok teşekkürler. kolay Hoş gelsin. arkadaşlar, hoş geldiniz. Halil İbrahim Hocam, Ertan Hocam tekrar merhaba. Sevgili arkadaşlar, bu etkinliği aslında ayın 7'sinde yapıyor olacağımızı sizlere duyurmuştuk ama benim yurt dışında olmam, oradaki imkanların biraz daha iyi olmaması, oteldeki internet çok kararsızdı bayağı Litvanya'nın. Riga'dan sonra başka bir şehre gittiğimizde 7'sine denk geldi. O yüzden şimdi daha rahat bir şekilde bütün sorularınıza iyi bir şekilde cevap verebileceğim bir şekilde planladık Ertan Hocam'la bugünü. Ve sizleri bugün hem eğitimin ve 21. yüzyıl becerisi olarak kodlamanın bize neler getiriyor olduğunu, gelecekte nasıl olacağını, şu anda neler yapmamız gerekiyor olduğunu elimden geldiği kadar açıklamaya çalışacağım. Ben eğitimin ve kodlamanın çok yakın bir arada olduğunu birazdan sizlere açıklıyor olacağım. Ben de eğitimin elçisiyim. Yaklaşık 2000 ilk kurulduğundan beri. Ve ilk önce tamamen kendi çabalarımızla yapıyorduk her şeyi, bir gruptuk. Fakat daha sonra Avrupa Komisyonu'nun bunu kendi programına alması desteklemesiyle Kodvik daha farklı bir yön kazandı ve böylece daha fazla geniş kitlelere ve ülkelere ulaşma şansı oldu Kodvik'in. Aynı zamanda içerik geliştirme ekibindeyim, Ertuğ Hocam'la çalışıyorum. Ve bu yıl tabii ilk kez Türkiye'den Microsoft'un Yenilikçi Eğitmen Fellow'u oldum. Bu da çok güzel. İlk kez Türkiye'de birine verildi bu sanıyorum. İki kişi daha olabilir. Belki bir kişi daha ya da. İçinde olduğum programlardan sadece birkaçı böyle. Sanıyorum büyük bir bölümü bazılarınızla da aynı zamanda iklim değişikliği hakkında da birlikte çalışıyoruz. Ya da Future Classroom ile birlikte çalışıyoruz. Yani ortak çalıştığımız eminim bir sürü alanlarımız var. Bu akşam neler yapıyor olacağız? Hemen ona bakalım. 21. yüzyıl ve kodlama neden nedir? Neden önemli? Hangi alanlardan birbirinin içinde? Kodlama nedir? Yine neden kodlama yapmalıyız? Kodvik neden kuruldu? 2001 yılına geldik. Bu süre içerisinde Kodvik'te nasıl bir gelişim söz konusu oldu? Biraz değindim ona. Ve bunun eğitimliği ile arasındaki etkileşimi göreceğiz ki etkinliklerde görüyorum etkinlikleri onaylarken inanın çok fazla zaman harcıyorum onun için. Birazdan onu da kullanacağız. Biraz konuşuyor olacağız. Bayağı fazla zaman gerektiriyor ve eğer bir süre gecikirseniz bakmazsanız çok fazla birikmiş oluyor ve o zaman fazla inceleme şansı olmuyor. O yüzden her saatte bir bakıyorum. Etkinlikleriniz her bir saatte bir gelen etkinlikler onaylanıyor olacak. Ve nereden başlamalıyım kodlamaya öğrencilerimle çalışırken? Kaynaklar nerede? Soru ve cevaplarda soru ve cevaplarınızı da bitireceğiz. Arkadaşlarım soruları not alıyorlar. Onlar bana soracaklar ya da siz tekrar yazıp sorabilirsiniz. İlk önce küçük bir oylamayla başlayalım isterseniz. Şu söze
de bakabilirsiniz bu bir yandan da. Hani belki de bize pek çok esrarengiz, uzak bilinmez gelen bu yaşamın şifrelerini kodlamayla kıracağız. Bu nereden aklıma geldi? Matrix filmini seyrederken geldi. Çünkü orada muhteşem bir kodlama mucizesi söz konusu. Yani farklı bir yaşamın simülasyonu yapılıyor orada ve gerçekle o kadar çok özleştirilmiş ki siz kendinizi böyle muhteşem bir farklı dünya atmosferi içinde buluyorsunuz. Ve kodlama şu açıdan yine tekrar önemli. 2030'dan sonra inanın dünyadaki yaşamın birçok dengeleri değişiyor olacak. Ki bu konuda hala kitaplar okuyorum. Ben de yeni bir sunum hazırlayacağım sizler için. 3 tane kitap var. O kitapları bitirdikten sonra onlardan bir sunu yapmayı düşünüyorum ve kodlamanın ne kadar önemli olduğunu orada bir kez daha görüyor olacağız. Sizden lütfen ricam Stropol'a gitmeniz. Direkt olarak browser'ınıza yani arama sekmenize stropol.live diye yazarsanız şu kodu girebilirsiniz ya da şu linki ben hemen tekrar şuradan buraya geleyim, şurayı kapatalım internet için. Evet, burası. İsterseniz şifreyi, isterseniz QR kodunu tekrar sayfaya geleyim. Belki tekrar almak istersiniz. Şöyle. Şuraya aç. Evet. İsterseniz QR kodunu taratabilirsiniz. İsterseniz stropol.live'a gidip şu kodu yazabilirsiniz. 396-689 ya da direkt olarak linkten de girebilirsiniz. Chat olmadığı için linki aslında paylaşmak istiyorum fakat belki Q&A'yı de bir arkadaşınıza paylaşıp cevap olarak yazıyorum. En son Emine Tırfan Hanım'a. Emine Hanım, siz de tekrar bunu kopyalıp paylaşırsanız diğer arkadaşlarımız da görecek. Linki direkt tıklayarak da bu bölüme girme şansınız var aynı zamanda. Ben hemen tekrar oraya gideyim. Ve soru şu, kodlama becerileri herkes için gerekli mi içinde bulunduğunuz zamanda? Bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi, oldukça kritik. Yani sizce bütün öğrenciler kodlamayı öğrenmeli mi ya da gerek yok, sadece ilgisi olanlar ilgilensin yeterli diye. Buraya gelip bu seçeneklerden bir tanesi tıkladığınızda bakın hem bir yandan aracı görebilirsiniz, araçtaki oylama kısmına, diğer yandan result'a geldiğinde ise burada seçenekleri de görüyoruz. Siz de cevap verirken biz bunu sizlerle birlikte görüyor olacağız. 127 arkadaşımız şu anda oy kullandı ve 71.65 oranında, yani 91 oy istatistikleri oldukça net. Evet, kesinlikle diyor ve temel seviyede olabilir diyor, %25-32 oy ve emin değilim. 3.4 oyda da emin değilim olmuş ama hiç sanmıyorum diyen arkadaşımız da yok. Bu da başarılı. Çünkü de her şeyin kesinlikle bir yararı vardır eğer gündeme geliyor ve bu kadar çok gündem insanı meşgul ediyor ise, her çevreden insanı meşgul ediyor ise mutlaka önemlidir. Genel kanı ortaya çıktı. Kesinlikle evet. Tabii bunun birazdan konuşuyor olacağız. Miktarı ne olabilir? Herkes için, herkes kodlayıcı mı olacak ya da herkes sadece yaşam becerilerini devam ettirebilmek için ya da ilerideki yapıyor olduğu herhangi bir kariyerde bu kodlamayı da kendi kariyerine
entegre ederek onu kullanıyor olmasını, onu birazdan görüyor olacağız. Cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Bir güncelleyeyim isterseniz. Evet, 207 cevap var. Ve iki oy da hiç sanmıyorum geldi. Bu da önemli, oldukça önemli tabii ki. Emin değilim, 6 oy oldu. Siz isterseniz zaman kazanmak açısından cevaplamaya devam edebilirsiniz. Ben de tekrar bunun cevabını birazdan görüyor olacağız sevgili arkadaşlar. Ve içinde bulunduğumuz dünyaya baktığımızda de nasıl bir dünyada yaşıyoruz? 21. yüzyılda yaşıyoruz. Teknoloji her yerde ki daha önce geleneksel olarak yaşayan, eğitimini geleneksel olarak sürdüren kişiler bile birdenbire, çünkü o kadar farklı değişkenler içinde yaşıyoruz ki ve paradigmalar sürekli değişiyor. Ve çoğu zaman neyi yakalayacağımız konusunda gerçekten hiçbir zaman emin olamıyoruz. Bir sonraki gün ne olacağı konusunda bile bazen emin olamıyoruz. Ve bu 21. yüzyılda teknolojinin bu kadar gelişiyor olması tabii ki hiçbir zaman tesadüf değil. Yaşam bir süreç. Ve dünyadaki yaşam her zaman gelişim üzerine kurulu. Ve her gelişimde de bizim en son gideceğimiz noktaya kadar her bir nesil farklı misyonları yüklenerek bu hedefe doğru gideceğiz. Ama gerçek hedef, size şu kitabı önerebilirim. Bunu biraz irdelemeniz için, aslında Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Hani George Orwell'ın 1984 kitabı vardı. Ama artık o tabii biraz daha old school oldu. Biz 84'ü geçirdi neredeyse. 20 yıla yakın oluyor, yaklaştı. 2084 kitabı çıkmaya başladı ve çok muhteşem bir kitap. Gelecek yaşamımız nedir? Nasıl olacağız? Nasıl bir toplum bizi bekliyor? Oldukça şu andaki bütün verilere dayanarak ya da gelecek tahmincilerinin fikirlerine dayanarak muhteşem bir sentez oluşturmuş bir kitap. Henüz bitirmedim. Söylediğim gibi bitirdiğimde bir sunum çıkarmayı düşünüyorum içinden. Siz de bakabilirsiniz. 2084 kitabı. Çok ilginç. Bazen çok bulgulara bakınca dehşete kapılıyor. Aman tanrım, böyle mi olacak diye. Tabi biraz makul okumak lazım. İçinde bulunduğumuz zamanı dikkat ederek. Ki bu 20. yüzyılda bakın kültürel dönemden, tamamen tarım döneminden yavaş yavaş dijital döneme geçtik. Ve bu da ilk önce dijital göçmenleri oluşturdu. Ve o dönemde doğan kişiler vardı. Onlar da, yani çocuklar, o dönemin teknolojinin gelişmeye başladı. Teknoloji içinde doğan kişiler dijital yerliler oldular. Ve dünya bu aktörlerle gelişmeye devam ediyor. Tabii şu andaki içinde bulunduğumuz yaşamdaki çocukların teknolojiye yakınlığını düşünürsek her yılın kendine ait bir insan potansiyeli olduğunu ve her yüzyılın kendine ait, hatta artık yüzyıl bile düşünmemek gerekiyor belki de, 10 yıllık dönemler bile artık bir değişim zamanı gibi gelebilir. Örneğin şu anda 2021'deyiz. 10 yıl geri 2001'deki durumumuz ya da 2000'lerdeki durumumuza bakın ve şu andaki duruma bakın, oldukça hızlı bir gelişim her yönde, yani yaşamımızın her alanında muhteşem değişimler oldu ve bu da tamamen teknolojiyle alakalı bir durum. Ve bu gelişen dünyaya nasıl geldik? Ki bunların hepsinin arkasında teknolojik gelişmeler çok fazla. Örneğin ilk doğal yaşam vardı. Avcı toplumu ve insanlar avlanarak yaşıyorlardı. Sonra tarım toplumu oldu. Sulama geldi. Tarımda makineler kullanılmaya başlandı. Ve daha sonra endüstriyel toplum oldu. Fabrikalar kuruldu. Buharlı lokomotifler, buharlı gemiler çıkmaya başladı. Ve dünya gittikçe daha da küçüldü. Eskiden olduğu kadar insanlar bilmedikleri
yerlere gittiler ve bilmedikleri yerlerde yaşamlar kurdular ve bilmedikleri araçları kullanmaya başladılar ve şu anda içinde bulunduğumuz toplumda ise teknoloji daha çok gelişti. İnternet geldi, bilgisayarlar geldi. Arkasından o bilgisayarları çalıştıran yazılımlar daha fazla gelişti. Yapay zekanın ilk tohumları atıldı ve biz birdenbire önceki bilgilerimizi teknolojik bilgilere entegre etmeye başladık ve aktarım yapmaya başladık. O yüzden aslında içinde bulunduğumuz çağ bizim kültürel yaşamın teknolojiyle entegrasyonu, yani bilgi toplumunun olmasının nedeni o. İnsanlar daha çok hem gerek sorgulama alanında hem yaşadıkları dönemi ya da durumu anlama konusunda daha fazla bilinçliler ve çok fazla bilgi var. Çünkü teknoloji bu bilgiyi herkese sağlıyor. Ve bilgi artık kalıcı değil ya da sürekli değişen bilgi ve sürekli tüketilen bilgi olduğu için bu da bir tekillik ortaya çıkarıyor. Yani yaşamımızdaki hiçbir şey artık standart değil. Bazen tabii standart yaşamı özlemiyor değiliz, değil mi? Aman Tanrım, nedir bu? Biraz devam etsin diyoruz bazı şeyleri. Ve tabii çok yakında bu teknolojinin gelişmesiyle yapay zekalar yakında daha fazla yaşamımıza girmeye başlayacak. Ki bunun da birçok alanda şu anda eğitimde, günlük teknoloji kullanımımızda ya da ev eşyalarımızda bile yapay zekanın etkilerini artık görüyoruz. Bunun en büyük özelliğini birazdan göreceğiz. En büyük hayatımızda olan ve trend olan şey evlerdeki süpürgeler sanıyorum, değil mi? Salona diyelim bırakıyorsunuz. Bütün evinizin hemen krokisini çıkarıyor ve o bölgelerde temizlik yapmaya başlıyor. Ve siz o sırada ya kitabınızı okuyorsunuz ya kahvenizi içiyorsunuz. Ve bu da insan yaşamını ne kadar kolaylaştırdığını bize gösteriyor. Acaba insanları da tembelleştiriyor mu, yoksa kendine belki daha fazla zaman ayırması konusunda biraz olanaklar ortaya çıkarıyor mu? Onu düşünüyorum bu sorularda. Ama bana kalırsa insanın kendini gelişimine yardım etmesi, aslında teknolojinin gelişmesi tembellikten çok. Çünkü internet çıktıktan sonra hiç bilmediğimiz o kadar çok şey öğrendik ki internetten, değil mi? Ama internet olmasaydı mutlaka ya okumamız, sürekli kütüphaneye gidiyor olmamız, bizden büyükleri dinliyor olmamız gerekiyordu. Ve bu tabii bilgi toplumuna geldiğimiz zaman, yani kültür ve teknolojinin bir araya geldiği dönem, ki bu bir entegrasyon devri olduğunu söylemiştim ki buradan sonraki yaşantımızda eğitim, internet 3.0 gelecek. Eğitim 3.0'a gidecek ve yaşamımız tamamen dijitalleşmeye yönelen bir, yani biz şu anda çok yine şanslı nesil, şanslı bir nesil olduğunu söylüyorum. Çünkü hem geleneksel hem de dijital hayatı biliyoruz. Bu da büyük bir deneyim bizler için. Yani bir sonraki dönemlerde 2030'a kadar tamamen dijitalleşmiş, devlet düzenleri değişmiş, belki de bazı kara alanlarının da değişmiş olduğunu, daha bölgesel yerlere dönüşmüş olduğunu görüyor olacağız. Ki bu da tamamen teknoloji ve arkasında olan akıllı süper toplumu oluşturan kodlama ve yapay zekalarla ilgili. Ki yapay zeka deyince hayatımıza aslında ilk giren yapay zekalar gerçek anlamda daha profesyonel, gerçek anlamda hayatımıza giren yapay zekalar Siri'ydi. İşte sonra Alexa geldi, daha sonra Cortana geldi ve böylece insanlar biraz daha teknolojiyi, ki bunların arkasında kodlama ve yazılım yatıyor, yapay zekanın arkasında da kendi öğrenebilen, kendi geliştirebilen. Ama henüz yapay zekada sınırlı yapay zekadayız. NLU, Artificial Intelligence deniyor. Ki bu teknoloji toplumuna geçtiğimizde, her şeyin teknoloji yapılıyor olduğu zamana geldiğinde General Artificial Intelligence olacak. Yani
genel yapay zeka, ki bu da insani özellikleri oldukça taşıyor olacak. Ve hatta okuduğum kitapta şunu söylüyor, yeri gelmişken söyleyeyim. Büyük bir olasılıkla hani yakın bir gelecekte, belki bu 50 yıl sonra falan diye düşünürsek, insanlar kendilerini bile insan mıyım ben diye düşünüyor olacaklar. Çünkü teknoloji, bizim şu anda biyolojik yapılar olduğumuzu düşünün. Teknolojinin gelişimiyle biz de ilk önce yine o ara dönemi yaşayacağız. Teknoloji ve normal insanın işte kanı etiyle olduğu dönem. Fakat daha sonra da belki tamamen teknolojik bir yaşama giriyor olacak insan. Çok isterdim o zamanı görmeyi gerçekten. Belki görürüm. Evrimin mucizeleri bitmez değil mi? İstiri yapıyorum tabii ki. Ve bu çalışmaların hepsinin arkasında yapay zeka var. Ki kodlama yeni bir çalışma değil. Bilgisayar ortaya çıktığından beri, hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bile, kodlama savaşından sonra ki dönemde bile kodlama vardı. Tabii yapay zekanın bir arka kısmına gittiğinizde bir sürü kişiyle karşılaşıyor olacaksınız. Örneğin Alan Turing var, ilk bu konuyu gündeme getiren kişi olarak düşünebiliriz Alan Turing'i. Ve yapay zekalar yakın zamanda birçok şeyi domine ediyor olacak. Hatta şunu da söyleniyor. Belki toplum düzenini kurmada yapay zeka bütün tıpkı aslında seyrettiğimiz filmler yakın birer birer gerçek oluyor gibi. Ki o filmlerin arkasında da bir sürü gelecek tahmincilerinin izlenimleri, etkilenimleri var. Bir film yapmak için bile insanlar bir sürü bilim araştırıyorlar o açıdan. Oldukça önemli. Yani yapay zeka, bu bilgi ulaşıyor olacağımız teknolojik toplumun en önemli özelliği. O teknolojik topluma gitmek için neler yapıyoruz şu anda? Tabii bu sınırlı çalışmalar olmasına rağmen oldukça etkileyici. SpaceX yeniden kullanılabilen roketler şu anda deneme aşamasında. Bu roketlerin önemi şu. Mesela şu anda insanlar Ay'a gittiklerinde kullandıkları roketi sadece bir kere kullanabiliyorlar. Yani gidiyor, daha sonra döndüğünde kullanılamıyor. Ama şu andaki yapılan denemelerin çoğunda bayağı yüksek başarı elde edildi. Giderken tam hedefine gidiyor ve dönerken de yere kısa bir mesafe kala problem çıkarıyor. Onu çalışıyorlar. Tabii arkasında Elon Musk ve ekibi var. Tamamen bu konu, bu uzay seyahatiyle ilgili olan bir konu bu. Ve bu kullanılabilir roketler şu açıdan da önemli olacak bizler için. Mars One projesi. Hani 2025'te Mars'a yerleşecek olan insan kolonisini için Hollandalı girişimci Bas Lanthrop ve Elon Musk'la birlikte yaptıkları bir çalışma, amaçları ikişer oraya insan götürmek ve o insanların orada yaşadıkları sürece bir insan kolonisi ve bir yaşam ekosistemi oluşturmak. İnsanlar orada yaşadıklarında bir takım bakteriler de oluşacağını düşünüyorlar ve belki çok uzun bir vadede, tabi bu yüzyıllık bir dönem de olabilir, Mars'ın insanlar için yaşanılabilir bir hale geldiği düşünüyor. Ve bu da kronolojik sırası bu. 2033 yılında tam olarak çalışmaya başlayacak. Çalışmalar hala devam ediyor. Bu gördüğünüz resimler Nevada çölünde tamamen Mars'taki koşullar düşünerek yapılmış bir sümre program. Ve orada yaşayan insanlar var. Tıpkı Mars'ta yaşıyor gibi çalışıyorlar. Ve buradaki bu çalışmanın yine arkasında tamamen teknoloji var. Ve bilgisayarlar yapıyor çoğunlukla bütün girişimleri. O yüzden
kodlama oldukça yine önemli. Yani gelecekte her şey olacak. Mesela ülkemizde e-sport kodlamada oyunların hepsi kodlamayla yapılan oyunlar. Ve ülkemiz artık bu sıralamada biz de önde oluyoruz. Ve oyun satıyoruz artık büyük yabancı oyun pazarlarına ki bu da oldukça önemli. Yine küçük bir ekip tarafından olsa bile yine de büyük bir başarı olduğu söylenebilir Türkiye'deki yazılımın gelişiyor olması açısından. Yani bakın şu anda uzay yolculuğu, yapay zekalar, oyunlar, yakında müziklerin hepsi dijital şu anda biliyorsunuz. Yani hayatımızın her yerinde olacak kodlama. Örneğin yine bizim için gurur verici örneklerden bir tanesi Baykar. İnsansız hava araçlarını aile şirketi gibi düşünmelisiniz bunu. Baba, kardeş ve baba iki oğul ya da iki kardeş ve babayla birlikte gerçekleştirdikleri bir çalışma. Ve şu anda tabii arkasında tamamen yazılım söz konusu bunda kodlama ve yazılım. Ve bu şirketin şöyle güzel bir yanı var. Benim en çok hoşuma giden özelliği insan yetiştiriyor olmaları. Çok büyük bursları var gerek akademisyenler için gerek bu konuda çalışmalar yapabilecek olan kişiler için de oldukça fazla bursları var. Ve bu konuda devlet desteği de oldukça fazla. Yani ülkemizde de yazılım bazı alanlarda hiç göz ardı edilemeyecek kadar oldukça fazla ve tamamen arkasında yazılımı yani kodlamayı barındırıyor. Ki o kadar ileriye gittik şu anda 3 ülke daha. Estonya var, Ukrayna var, Polonya var, Azerbaycan var. Satın almaya başladılar bunları. Bu da tabii ilerideki ekonomilerin de tamamen yazılımla alakalı olduğunu gösteriyor bize. Ve yine en ilgi çeken çalışmalardan bir tanesi de yakında sanıyorum 18 Ekim'de bu karşılaşma olacak. Lucy diye adlandırılan bir uydu gibi bir uzay aracı. Bir Trojan denen şu etrafta dolaşan hani böyle boş boş dolaşan bir asteroide kontak kuracak ve oradan hatta bu daha önce Mars'ta yapıldı bir tane. Mars'ta ilk kez bir kaya delinip kayadan örnek alındı. Bu da bir ilerideki uzay madenciliği konusunda oldukça önemli. Yani dünyanın kaynakları bittiğinde insanlar nereden bulacaklar? Şu anda Ay'da böyle çalışmalar var. Mars'a gidildiğinde orada henüz neler olduğu tam bilinmiyor. Çünkü oradaki rover çok sınırlı özelliklere sahip. Ve burada da bu 18 Ekim sanıyorum. Hatta NASA'nın sitesine gidip bu eylemi temas anında görebilirsiniz. Sanal konuk olarak. NASA'yı takip etmenizi öneriyorum. NASA eğitim çok başarılı. Bir sürü programları var. Ve sizler bütün bilimsel gelişmelerden haberdar oluyorsunuz. NASA'nın web sitesine gittiğinde bu konuda sizi yönlendiriyor olacak. Ve bu yapılan çalışmaların yani uzak boyutlu olan çalışmaların hepsinin arkasında tabii yine ne var? Bağlantı var. Artık dünya o kadar garip bir değil mi? Her yerdesiniz. Nerede olursanız olun evinizi arayabiliyorsunuz. İnternet olduğu sürece hiç kimseden uzak, ne kimseden uzaksınız ne de yalnızsınız aslında. İstediğiniz kişiyle kontak kurabiliyorsunuz. Bu da veya evinizdeki birçok aracı siz evde olmadan çalıştırabiliyorsunuz. Bu da internet, dünyadaki internet şeması. Bakın her yerde. Ve eskiden yurt dışına gittiğimizde tabii ekstra telefon paketleri almadığımız için kimseyle görüşmüyorduk. Belki telgraf, ciddi bir şey olduğunda telgraflar falan işe giriyordu ya da bu dial olan telefonlar çevrilmeli. Ama şimdi öyle değil.
Eğer iki uygulamanız varsa, WhatsApp varsa, Viber varsa ya da hatırlayamadım birkaç tanesini. Onlar varsa kesinlikle herkesle iletişim kurabilir. Evinizdeki her şeyi kameranızla bağlanıp evinizden her şey yolunda mı diye kontrol edebilir. Ya da siz eve gelmeden fırına koyduğunuz hani bir iki gün kaldığınızı düşünelim ya da bir gün fırınınızı çalıştırıp eve geldiğinizde muhteşem bir yemek yeme şansına artık sahipsiniz ve bu da ya da artık uçaklarda bile muhteşem internet var. Yani havada bile mümkün ki bu da uzay çalışmalarının ne kadar önemli, internetin uzay çalışmalarında ne kadar önemli olduğunu ve bu internet çalışmalarında tabii bir takım dalgalarla birleştiğinde oldukça muhteşem sonuçlar ortaya çıkardığını görüyoruz. Ve bakın şu aslında teknolojinin ve yazılımların bize sağladıkları şey ve her yerde artık internet yapılan istatistiklere göre online, herkes online alışveriş yaptı. Özellikle Covid döneminde hiç olmadığı kadar yükseldi satışlar, online satışlar. Kişisel cihazlar 2007'de kişi başı 7 tane internete bağlayacağız. Mesela kendi evinizi bir düşünün. Şu anda kaç tane aracınız internete bağlı? Bilgisayarınız olabilir, telefonlar olabilir, ışığınız olabilir. Arabanızın bir takım aksamları olabilir. Yani artık internet hayatımızın büyük bir parçası ve bu internet altyapısında da tamamen yine yazılım söz konusu. Bakın iki örnek oldukça başarılı. Yapay zeka ile çalışan robot, temizlik robotu ve aynı zamanda içinde yine yapay zeka teknolojisi bulunan elektronik arabalar, elektrikli arabalar. Çok fazla kolaylık sağlıyor. Hatta arabanız giderken belki siz çok uykunuz geldiğinde, güzel bir müzik eşliğinde uyuyor bile olabilirsiniz ki bu da mümkün. Şu anda yapılıyor olan bir durum bu da. Ve gördüğünüz gibi hani 2021'deyiz ve teknoloji içindeyiz çok fazla ve bu bize bazen çok çok fazla geliyor. Çocuklar için çok fazla geliyor. Onları yanlış yönlendirdiğini düşünüyoruz ama belki onlar büyüdüğünde onlar için vazgeçilmez olan bir kariyer aracı olacak. Bu teknoloji arkasında yatan tabii ki kodlama. Ve iş alanlarına baktığımızda yine Dünya Ekonomik Forumu'nun verileri oldukça etkileyici. Avrupa Komisyonu'nun yaptığı çalışma son zamanlarda oldukça etkileyici. Mesela normal olarak üniversitede okuyan öğrencilerin %2'si bilgisayar programlama bölümlerine gidiyor. Genelde diğer bilgiler ve matematik çalışmayı tercih ediyor. Ve ama bunu iş olanakları konusunda baktığımızda ise şu anda günümüzde olan iş imkanlarının %60'ı tamamen bilgisayar programları ve yazılımla alakalı ve çok fazla aynı zamanda gelir kaynağı da ve %40'ı matematik ve diğer bilimleri kapsıyor ki bu da şimdiden aslında hani hep diyoruz 20. yüzyıl eğitiminden söz ederken yakında öğrencilerimiz şu anda adını bilmedikleri işlerde çalışıyor olacaklar. Tabii bu işleri öğrenciye yakınlaştırmak sadece testlerle olmuyor. Yani üniversitede sadece testler çözüyor öğrenci ve kalıp bilgilerle gidiyor. Ve böylece hiçbir gelişim söz konusu olmuyor. Öğrenci de biraz daha belki bu konuda hem öğrencilerin teşvik edilmesi hem bu konuda altyapıların sağlanması yine zeki olan ülkemiz insanların çünkü fırsat verildiğinde gerçekten çok işler yapılıyor. Bakın aşıyı bulan profesörler ya da NASA'da en önemli işleri yapan profesörler, kalp pilini bulan akademisyenler, daha sayamayacağım bir sürü kişiler var ve doğru yönlendirilmiş
fokus eğitimle başarılı olabiliyorlar bu kişiler. Örneğin Aziz Sancar şunu söylemişti, oldukça ilgi çekici. Belki önemsenmesi gereken önemli bir durum. Türkiye'de okuyor, çalışıyor ya da kalıyor olsaydım kesinlikle Nobel ödülünü alamazdım. Çünkü imkanlar oldukça yetersiz diyordu Türkiye'de. Belki haklı yanları olabilir ya da belki tartışacak yönleri olabilir. Bunu size bırakıyorum. Ama eğitim sistemimizi artık biraz daha güncellememizin sanıyorum biraz daha kendi yapısı içerisinde eklemeler yapılabilen ama özünü koruyan bir sisteme hem dönüştürülebilir hem de kendi özünü koruyan bir uygulamaya getirmek oldukça önemli. Çünkü genel olarak çocuklarımızı hazırlarken düşünün üniversiteyi hazırlandığında öğrenci ya da lise sınavlarında girdiğinde öğrenci kritik düşünme konusunda hiçbir çalışma yapmıyor değil mi? Ya da işbirlikçi bir çalışma yapmıyor ya da teknoloji okuryazarlığı konusunda bir herhangi bir çalışma yapmıyor. Tamamen fokus okul dersleri ve o okul derslerinden oluşturulmuş son derece yararsız testler ve tabii sistem öyle olduğu için de çocuğun içindeki yaratıcılık her zaman öldürüyor. Mesela Einstein ne demişti? Beni yaratıcılığımı en çok öldüren yerin okul olduğunu söylemişti. O da kendi yaşadığı dönemlerde. O yüzden belki eğitimi biraz daha günümüze yaklaştırmak oldukça önemli. Neden? Çünkü artık kodlamanın olması gerekiyor. Tabii ki okullarda var, bazı okullarda ama hiçbir etkisini göremiyoruz. Birazdan hangi okul seviyelerinde olduğunu göreceğiz ama yani bir değişim eğer bir ortaya bir durum çıkarıyorsa etkili ama eğer hiçbir şey yapmıyor, yerinde duruyorsa onun etkili olduğunu söylemek biraz zor. Yani mutlaka bir değişime yol açması gerekiyor. Bir sistemde yapılan herhangi ya da eklenen herhangi bir yenilik. Ve deminden beri bir sürü gelişimlerden söz ettik. Bunların arkasında tamamen kodlama vardı. Kodlama nedir diye ki etkinliklerden görüyorum. Bazı arkadaşlarımız kodlamanın ne olduğunu da belki biraz anlayamamış olabilirler ki bu son derece normal, ilk kez karşılaşıyor ise öğretmen arkadaşlarımız bu durum ile. Nedir? Normalde bunu programlama da diyebiliriz. Bilgisayar sistemini ya da elektronik devreye işlem yaptırmak için yazılan kod dizisi. Hani şeyleri hatırlayın lütfen. Bilgisayarsız yaptığınız etkinlikleri hatırlayın. Öğrenciye kodlar vererek sağa dön, iki adım git, sola dön, iki adım, üç adım git, geriye dön gibi kodlar vererek bir hedefe ulaşmasını sağlıyorsunuz. İşte bu yaptığınız şey aslında kodlama ve kodlama da bilgisayara böyle bilgisayar sistemi bu direktifleri vererek ona işlem yaptırmayı sağlıyor. Yani bu bilgisayarın işlem yapmasını sağlayan bir yazı. Hatta şu anki eğitim bilimciler biraz daha ileriye giderek okuduğum çalışmalardan ortaya çıkardığım yeni bir durum bu. Önümüzdeki yıllarda yeni yazı dilinin kodlama olduğu söyleniyor. Yani yeni bir yazı dili ortaya çıkacak ve bu yazı dili de kodlama olacak. Hemen şöyle birkaç tane neden kodlama yapmalıyız ona bakalım. Ve bütün kodlayıcılar, dünyadaki bütün önemli kodlayıcılar kodlamanın analitik düşünmeyi geliştirdiğini, yaratıcılığı geliştirdiğini söylüyorlar. En çok önemli olan iki durum. Ki bu da öyle. Yani siz kodlama yaparken bir şey oluşturuyorsunuz aslında. Yani bir karakteri yürütmek bile sizin eseriniz oluyor ya da bir çizgi bir yerden alıp başka bir yere kadar yaptığınız bir kodla yapmak yine sizin eseriniz oluyor. Oldukça önemli çünkü. Ve her öğrencinin
bilgisayarda tanış. Birazdan sorunuzun cevabı da gelir. Bu testik sorumuzun cevabı da gelecek. Yani en önemli derinden bir tanesi çocukların analitik düşünme becerisi. Çünkü çoğu zaman çocuklar okul dersleri ya da testler dışında sorduğunuz şeyleri öğrenciler çok fazla cevap veremiyorlar. Çünkü okulda öyle bir çalışma olmuyor çoğunlukla. Ve tüketici olmaktan daha çok üretici olmak, bir oyun üretmeleri ya da bir program üretmeleri. Örneğin şu anda Portekiz, İspanya, bütün çoğu kullandığımız web araçların sahipleri genelde ya İspanya, ya İsrail, ya Portekiz, işte Amerika'dan bazı yerler, birkaç İngiliz gibi. Yani biz de eğer bu eğitimimizde hala hazırda bulunan kodlamayı daha biraz daha belki geliştirerek bizden de çok farklı uygulamaların çıkmasını sağlıyor olabilir. Çünkü bizdeki gelişmelerin çoğunda bile genelde yabancı kodlardan yararlanıldığını da görüyoruz. Bu da çok fazla etkileyici olmayabiliyor. Ve kodlama disiplinler arası çalışmayı bize veriyor. Yani oldukça fazla aslında kendilerini geleceğe, kendi geleceklerini aslında hazırlama konusunda, içinde yaşayacakları dünyaya, yapıyor oldukları işleri hazırlayıcı bir yeni bir pedagoji olarak düşünebiliriz bunu. Öğrencinin öğrenmesi gereken. Bakın, dikkati güçlendiriyor olması, problemlere farklı bir bakış açısı, problem çözme, algoritmik düşünme, yani bir bütünü parçalara bölerek her defasında bir bölüm olarak, bir sıraya koyarak öğrenme, ayrıştırarak öğrenme gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında özgüven, başarı getiriyor ve soyut kavramların ise somutlaştırmasını daha çok sağlıyor kodlama öğrenciler için. Yani yazdığınız bir kodda bir oyun ortaya çıkıyor ise şeyi hatırlayın lütfen. Kod.org'da bir canım da bu konuda eğitim var. Eğitiminin bu online gov.tr'de. Hani bir Flappy öğrencinin hazır kodlarla bir Flappy Bird oyunu yapmaları ya da Star Wars ile bir oyun oynuyor olmaları bile öğrencilerde çok büyük bir özgüven yaratıyor. O açıdan belki bütün derslere entegre edilmesi makul olabilir kodlamanın. Yani kodlamayı bütün bunların yanı sıra öğrencilerin, şu anki ilkokul öğrencilerinin gelecek üniversite yaşamlarında veya kariyerlerinde olmazsa olmaz. Tabii ki herkes, demek ki soru biraz ben yine gelecek, herkes öğrendi mi onu söylüyor olacak. Yani oldukça önemli. Ve yavaş yavaş Kodvik'e gelelim. AB kodlama haftası bu yıl 9-24 Ekim tarihleri arasında olacak. Kodvik tamamen gönüller tarafından oluşmuş bir taban hareketi. Bu grassroots movement diyoruz İngilizce'de. Yani hiçbir yere bağlı değil. Ama Avrupa Komisyonu sadece destekliyor. O da hani bu kadar sistemsel bir kurumun destekliyor olması oldukça önemli. Oldukça yine gönüllüler tarafından olmasına rağmen kendi içindeki hiyerarşisi oldukça esnek ve çok iyi çalışmalar yapılıyor. Gönüllüler tarafından yine tamamen söylüyorum. Yani hiçbir Avrupa Komisyonu'na ait olan bir proje değil. 2004'te başlamıştı, 2005'te daha ilk çalışmalarını falan yaptı. İşte o zamandan beridir ben de oradayım. Elimden geldiği kadar ben de katkı sağlıyorum diğer işlerin arasında. Ama şu ana kadar herhangi bir problem olmadığını söyleyebilirim. Ve kodlama haftasının hedefi şu, yani eğlenceli bir şekilde dijital okuryazarlığı gündeme getirmeyi, bunu gündemde tutmayı sağlıyor. Çünkü bu bir gelecek zamanda, bir gelecek zaman pedagojisi olacak ve vazgeçilmez olacak. Yaşam
mücadelesi için veya yaşam, hayatta kalma becerilerini sağlama açısından oldukça önemli olacak. İşte ben o sorunun cevabını kendime göre burada verdim. Yine okuduğum şeylere göre. Hani bütün herkes kodlamayı öğrenmeli mi? Tabii ki hani kariyer olarak düşündüğümüzde herkesin kodlamayla ilgili bir kariyer yapmasına gerek olmayabilir. Bütün nüfus yoğunluğunu düşündüğümüzde bütün dünyadaki. Ama tabii ki kodlama gelecekte onlara ne yapacak? Birçok yönden katkı sağlayacak. Kendi branşlarını yapmaları konusunda, kendi işlerini yapmaları konusunda yardım edecek. Ben burada matematik örneği aklıma geldi benim. Mesela matematik çok önemli. Hayatımızın bir parçası. Her şeyde matematik var. Bütün öğrenciler matematik öğreniyor. Fakat öğrencilerin hepsi matematikçi hani olmuyor. Neden? Çünkü olmasına çoğu zaman gerek yok. Çünkü matematik hayatımızın her yerinde. Kodlama da gelecek için böyle. Yani siz hemen gelecek nesil diyelim 3D yazıcılar evlerinde olacak. Kopan bir parmağını yerine hemen kodlarını yazacak. Bir tane parmak alıp belki de takacak. Çünkü orada sibernetik bir yapıya sahip olacak gelecekte insanlar öyle söylüyor yine gelecek bilimcileri. Yani bütün öğrencinin kodlamayla ilgili bir kariyer edinmesine gerek yok. Yani bütün öğrencinin müzisyen olmamaları, doktor olmamaları gibi ama kendilerine içinde yaşadıkları dünyada yardım edecek, işleri kolaylaştıracak becerileri almaları gerekiyor ki o yüzden Avrupa Kod Haftası'nın aslında amacı bu. Bu kodlamayı okulların tüm Avrupa'da okulların %50'sine ulaştırmaya çalışmak ve böylece işlerinden bu konuyu kariyer olarak seçecek olan öğrencilerin de daha makul bir şekilde bu çalışmayı yapıyor olmalarını sağlama. Kimler var Avrupa Kod Haftası topluluğunda? Bu son birkaç etkinliği online olarak, genel toplantıları online olarak yaptı. Oldukça samimi bir hava var toplantılarda. Artık herkes birbirini tanıdı. Çok az değişim oluyor kişiler arasında. Kimler var? Burada ambassador'lar var sadece. Hatta ben de daha çok yaygınlaştırma kısmındayım burada. Hani diğer görevim olarak fikirler verme kısmındayım. Evet, nasıl kodlar, nasıl daha iyi yazılı yapılır etkinlikler, nasıl pürüzsüz bir etkinlik yapabilirsiniz gibi. Kodvik elçileri var. Eğitim Bakanlığı koordinatörleri var. Bizde Eğitim Bakanlığı koordinatörü Zehra Hanım. Daha önceden o Zehra Sayın Hanım, Edu Coordinator deniyor. Öğretmenlerle iletişim kurup onların daha fazla. Elçiler genel sorumlu oluyorlar Kodvik'in yürütülmesi konusunda. Eğitim Bakanlığı ise öğretmenlerle iletişime geçip onlarla daha yakından etkileşim kurup öğrenmelerine katkı sağlayıcı çalışmalar yapmayı desteklemek. Ve lider öğretmenler var. Normalde lider öğretmenleri için her yıl bir form yayınlanıyor. Bu formu Avrupa Komisyonu Kodvik görevleri yayınlıyor. Herkes başvuruyor. Oradan seçimler yapılıyor. Bizden aranızda lider öğretmen var mı? Burada da kriterler var. Lider öğretmenlerden daha çok platform gelmiş. Sonra da bakıyorum neler var diye. Lider öğretmenler genel olarak İngilizce bilmeleri gerekiyor. Çünkü ders planı yazımlarında, etkinlik oluşturmada, bütün grupla, diğer ülkelerle etkileşim için, çalışabilmeleri için İngilizce bilmeleri ve bunun yanı sıra da biraz farklı disiplinlerle, örneğin iyi bir etkinlik planlama ya da farklı fikirleri rahatlıkla ortaya atma konusunda becerileri sahip olmalı. Eğer kendiniz böyle düşünüyor iseniz bana bir mesaj gönderebilirsiniz Facebook'tan, Büyük Baba Sırtı'na.
Yani daha kolay olduğu için diyorum. Ben sizi önerebilirim eğer bu konuda kendinize güveniyor iseniz. Tabii ben de her zaman yardım ederim. Eğitim Bakanlığı koordinatörü yardım edebilir. İletişime geçerseniz o açıdan rahat olabilirsiniz lütfen. Ve Kodvik'in hedeflerinden aslında söz etmiştik deminden beri. Eğitim sistemlerindeki dijital dönüşmeyi sağlamak aslında şu anda yapıyor olduğumuz şey bu. Düşünün Kodvik başlamadan önce hangi okulun Kodvik etkinliği vardı değil mi? Mesela biz 2005 yılında ilk başladığımızda İtalya'daki etkinlik bütün dünyada en fazlaydı. Tabii yeni yeni bir web sitemiz vardı. Evet bir web sitemiz vardı. Bir de Facebook sayfamız vardı. Oradan herkese ulaşmaya çalışıyordum. Ve oldukça da başarılı çalışmalar oluyordu. Fakat daha sonra insanlar, yani öğretmen arkadaşlarımız bu işi ve işin önemini anladıklarında ve mücadele de eklendikten sonra, Kotik for All mücadelesi eklendikten sonra da daha fazla okul katılmaya başladı ve bu çok başarılı. Sadece etkinlikler konusunda belki bu konuda bir şeyler söyleyebilirim birazdan. 2021 yılındaki Avrupa'daki, yani bu yılki Kodvik'te hedeflenen şey okulların, orta dereceli okulların, ilk ve orta dereceli okulların %50'sine ulaşmak ki bu Türkiye'de sanıyorum %30'a falan kadar geliyor. Çünkü 25-26 bin kadar etkinlik oluyor. Bunu okul olarak düşündüğümüzde, yani sınıf bazında düşündüğümüzde bunu ya da bazen okul olarak düşündüğümüzde hiç azımsanmayacak kadar bir durum söz konusu. Bu da oldukça başarılı. Ve eğitim sistemlerinde hızlı gelişimi hızlandırma aslında Kodvik'in yapmaya çalıştığı en önemli misyon, hedefleri bunlar. Ve Kodvik'e herkes katılabilir. İster öğretmen olsun, ister olmasın, öğrenciler, genç yetişkinler, yaşlılar, ebeveynler, öğretmenler. Yani bu konuyla ilgili olan herkes Kodvik'e katılabilir. Bu sadece okullara ait bir durum değil. Ki Türkiye'de de bir sürü farklı dernekler katılıyor. Biz bu dernekler konusunda yine en şanslı ülkelerden biriyiz. Vakıflardan çok fazla katılımcı oluyor ki bu da oldukça başarılı bir durum. Yani ülkemizde bu Kodvik'in etkisi diğer ülkelerden birazdan neden böyle olduğunu göreceğiz. Daha fazla etkili olduğunu görüyoruz. Ve etkinliği yapan herkes bunu Kodvik haritasında da etkileyebilir ve kendi ülkesindeki yerde de bu doğru olarak eğer girdiyse haritadaki konumunu orada görünüyor olacak. Birazdan web sitesine geçeceğiz. Orada size bilgiler vereceğim. Ve Kodvik'in şöyle şuraya da bakayım. İsterseniz bir web sitesine gidelim. Orada neler var? Yani sizi daha iyi yönlendirmek için bir şunu da güncelleyeyim isterseniz. 404 oldu. Bu akşam da çok başarılı. 1.1K bu bir rekor. Kodvik toplantılarına teşekkür ediyorum. Harika, çok teşekkürler. Ben de ödüllendireceğim sizi ona göre. Pekala. Şu anda görüyor olmalısınız. Burası Kodvik'in web sitesi. Oldukça kolay. Aslında web sitesinde tasarlanan şey herkesin rahatlıkla gelip istediğini bulabiliyor olması. Bakın ilk sayfaya geldiğinizde hemen katıl. Bunların her biri aktif linkler. Aşağı indiğinizde harita etkinliğinizi nasıl ekleyebilirsiniz? Bir etkinlik nasıl oluşur? Nasıl başlayacaksınız? Aşağıya geldiğinizde başlayın. Kaynaklara nasıl erişebilirim? Yani bunların hepsi sizi sitede olan, gömülü olan yerlerdeki tabları, yani sayfalara yönlendiriyor. Etkinlikler kısmına geldiğimizde harita, öne çıkan etkinlikler. Peki, Adil Hocam, çok özür buyurun. dilerim. Buyurun Siteye lütfen. geçtiyseniz şu an ekranda sunum görünüyor.
Oh, pardon. Ben durdurup tekrar paylaşmam gerekiyor. Bir canım çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi burası şu anda bir canım görünüyor mu? Bir canım. Geldi Adil Hocam, Ah, tamamdır. muhteşem. Teşekkür ederim. Burası ana sayfası Codewig'in. Buraya gitmek için codewig.eu diye yazmanız yeterli. Ve her şey Türkçe. Tabii diğer dillerde de var. Şuradan dilleri değiştirebilirsiniz. Codewig'e dahil olan bütün Avrupa ülkelerinin dillerinde mevcut. Daha önce yoktu. Biz kendi öğretmenlerimizi buraya yönlendirirken Google Translate'i kullanmalarını öneriyorduk ama şimdi artık öyle bir şey yok. Bütün etkinlikler her dilde oluyor. Ve örneğin katıl kısmına tıkladığınızda bakın burada neden sınıfınıza kodlamayı öğretmelisiniz gibi bir açıklama. Hemen başlamak ister misiniz? Buradan kayıt olun. Hesabınızı oluşturuyorsunuz buradan. Katılmaya hazır mısınız dediğinizde etkinliklerinizi oluşturduğunuzda her etkinlik bu alanda görünüyor. Ve etkinlik sayısı büyüdükçe renk değişiyor. Mor en büyük renk şu anda. Kodlamada yeni misiniz? Endişelenmeyin. Eğitim modüllerine eğer yeniyseniz bilgiler almak için eğitim modüllerine erişim sağlayabilirsiniz. Nerede, nasıl yapabilirsiniz gibi. Yani oraya da bakalım. Bakın burada çok basit bir şekilde sizlere kodlamada neler yapabileceğinizi Türkçe olarak söylüyor. Videolar çok açıklayıcı, oldukça güzel hazırlanmış videolar var bu bölümde. Ve tekrar yukarıya çıkalım. Etkinlikler kısmına geldiğimizde etkinliklerde önce haritayı görüyoruz. Daha sonra öne çıkan etkinlikler. Etkinlik ekle diye hemen buradan çabucak bakalım. Kodla ilgili soru var arkadaşlarım. Etkinliğinizin türü. Bu sayfayı dolduruyor olmanız gerekiyor etkinlikle ilgili sevgili arkadaşlar. Nasıl bir etkinlik yapacaksınız? Yüz yüze mi, çevrim içi mi? Sadece davetiyle yüz yüze etkinlik mi ya da herkese açık mı gibi. Etkinliğinizin başlığı. Ne isim verdiniz bu etkinliğinize? Burada çalıştığınız kurumun adı, okulunuzun adı yanında yazabilirsiniz. Etkinliğinizin olacağı diller hangi dillerde olacak? Örneğin farklı ülkelerde çalışıyor iseniz hem İngilizce hem de ülkelerin kendi dillerini seçebilirsiniz buradan. Ve kendi etkinliğinizin bir açıklaması. Burası önemli. Mesela bazı etkinliklerde sadece şu var, kodlama etkinlikleri yapılacak. Ama ne? Değil mi? Şöyle birkaç satır bile olsa ne yapacaksınız, hangi alanı kullanacaksınız ve nasıl bir çıktı ortaya çıkarmayı düşünüyorsunuz gibi. Biraz daha çok detaylı olmasa da birazcık detay eklerseniz bizim için de kolay olur. Mesela şöyle bir durum da söz konusu. Etkinlikleri onaylarken birazdan nasıl göründüğünü göreceksiniz. Mesela Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yapılacak diye. Sadece o kadar gelirmiş ki bazen de tabii düşündürüyor. Eskiden direkt reddediliyordu ama şu anda reject var. Açıklama yapıp size gönderiyoruz onu. Siz tekrar etkinliğinizi tekrar girebilirsiniz. Ama delete yaptığınızda yani sildiğinizde tamamen size bilgi gelmeden de siliniyor olabilir. O yüzden mutlaka özel bir günü kutluyor olabilirsiniz. Ya da milli bir bayramı kutluyor olabilirsiniz. Oradaki etkinlikleri kodlamayı da ekleyeceksiniz. Mutlaka o entegrasyonu nasıl yaptığınızı ya da ne yapıyor olduğunuzu birkaç mesela sadece Cumhuriyet Bayramı etkinliği, Orman Haftası kutlanacak mesela var gibi eğitim projelerine birazdan değineceğim. Yani mutlaka o çalışmayı, mesela Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir bilgisayarsız kodlama eğitimi yapıyor olabilirsiniz. Bir bayrak
oluşturuyor olabilir insanlar boyama yaparak, sizin direktifleriniz de gibi. Yani çok basit etkinlikler oluşturabilirsiniz. Etkinlikler kısmında bunları görebilirsiniz. Bu etkinlikleri yaparken hedef kitleniz ne? Lise öğrencileri mi? Lisans öğrencileri mi? Yani kimlerle çalışıyor iseniz, işsizler mi? Öğretmenler mi? Ona göre lütfen bir hedef kitle kendinize belirleyin. Daha sonra bu bölüme okulunuzun adresini girdiğinizde burada görünecek. Okulunuzun doğru adresine girin. Bazı yerler Google haritaya eklenmemiş olabilir. Size en yakın olan yeri bile girmeniz yeterli olabilir. Okulunuzun adı görünüyor zaten. Ülkeyi seçiyoruz. Aktivite ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Yine çok önemli. Aktiviteyi eğer sertifika ya da mükemmellik sertifikası almayı planlıyor iseniz etkinliğimizin mutlaka Codeweek haftası içerisinde olmalı. Yani 9-24 tarihleri arasında olmalı etkinliğimizin tarihi. Ama bu dönemler içerisinde her zaman olabilir. Şöyle bir şansınız da söz konusu diyelim. Önümüzdeki hafta ya bir, ayın 21'ine bir etkinlik koydunuz. Ama o gün hiç beklenmedik bir şey oldu ve siz etkinliğinizi yapamadınız. O zaman ne yapıyoruz? O orada kalıyor. Siz etkinliğinizi başka bir zaman yeni bir etkinlik eklemeden etkinliğinizi başka bir uygun olduğunuz bir zamanla erteleyebilirsiniz. O problem değil. Yani illa o gün yapmak zorunda değilsiniz ama yapmanız önemli. Ve çalışmalarınızı tabii Facebook grubumuzda görüyorum. Muhteşem çalışmalar var ki bu sırada tamamen şeyler var. Daha çok kod posterleri var. Onlar bile artık çok yaratıcı olarak yapılmış. Oldukça başarılı. Teşekkürler. Yine okulunuzun web sitesini ekleyebilirsiniz buraya. Organizatörün web sitesi diye. Ve herkese açık okulunuzun e-postasını ekleyebilirsiniz bu alanda. Her okulun bir e-postası var. Ve bu etiketler kısmında ise yaptığınız etiketin alt kelimeleri neler? Örneğin kodlama, örneğin RDO, örneğin bilgisayarsız kodlama ya da yani sizin etkinliğinizle alakalı olan kelimeler, birkaç tane eklemeniz yeterli. Ve şurası önemli sevgili arkadaşlar, herkes için kod haftası kodu. Buradaki boş olan yere başkasından aldığınız, yani başka etkinliğe katılıyor iseniz o etkinliğin koduna eklemeniz gerekiyor buraya, bu alana. Örneğin Bircan'ın Mersin için bir etkinlik yaptı. Ben de onlarla çalışmak istiyorum. Onların etkinliğini bu etkinliği yaparken buraya ekliyorum. Kaç kişi hani benim etkinliğime katıldı onu görebiliyor muyum diye bir soru vardı. Evet, onu da görebiliyoruz. Birazdan bir etkinliği açıp onu sizlerle birlikte Adil olur. Hocam geçen yıl Mersin'in kodu en fazla kullanılan evet. Kodlarda ilk sıralarda yer alıyordu. Mersin Milli Eğitim'in paylaştığı bir kod. Evet, ben de sizin kodunuza dahil olmuştum bu arada. Ne büyük gerçekten öyle çok başarılı çalışmalar çıktı oradan ve en büyük sayıya da siz sahip oldunuz. Evet, evet. Tebrik ederim ben de sizi. Teşekkür ederiz. Bittikten sonra geçen yıl webinar yapamadık. Hatta bir webinar yapabildim sadece. O da eğitimin üzerinden yaptım. Ama bu yıl daha detaylı istatistiklerin olduğu, ekstra okullara, ekstra belki sponsor bulacağım. Artık öyle yetkimiz de var. Direkt olarak size ulaşıp size bir şey yapabilecekleri kişilere ulaşmaya çalışacağım. Küçük de olsa işe yarayabilir. Teşvik olması açısından her emek kutsal. Yakında bu konuda bilgi veriyor olacağım sizlere. Eğer kendi etkinliğinizi yapıyor iseniz, başka bir kod kullanmıyor iseniz buraya bir şey yazmanıza gerek yok. Ama eğer başka bir etkinliğe, bir arkadaşınızın etkinliğine katılıyorsanız ya da bir ilin, Mersin gibi bir ilin, şu anda İstanbul'da yapıyor. Bütün iller aslında yapmaya başladı.
Ama güvenilir olması oldukça önemli ya da birlikte çalışıyor ol. Asıl bana kalırsa ben olsam şöyle yaparım. Kendi topluluğumu kurarım. Hani eğer bireysel yapıyor iseniz. Birkaç okuldan birkaç arkadaşım, farklı ilimden birkaç arkadaşım olabilir. Onlar e-Twinning proje ortaklarım olabilir. Sosyal ağlarımdan tanıdığım arkadaşlar olabilir. Yani güvenli olması her zaman daha iyi. Ki geçen yıl mükemmellik sertifikaları verildiğinde birçok arkadaşın bu konuda hayal kırıklığı yaşadığını gördüm ve baktığımızda 10 okula ulaşmamıştı okul sayıları. O açıdan alamamışlardı. Yani 10 etkinlik yapmış ama yeteri kadar şeye ulaşamamıştı. Etkinlikler etkili olmamış gibi görünüyordu. O açıdan kontrol, birazdan bakacağız kontrol nasıl yapabilirim gibi. Ve daha sonra bir resim ekleyebilirsiniz etkinliğinizde görünsün diye. Yani nerede görüneceğini birazdan yine görüyor olacağız. Bu resmi dedikten sonra eğer organize eden kişi sizseniz okulunuz adına ya da projeniz adına buraya kendi e-mailinizi yazabilirsiniz. Ve daha sonra da etkinlik eklediğinizde etkinliğimiz bize düşüyor. Şurada oraya geleyim buraya bağlantılı olarak. Burası Ambassador kısmı. Bakın burada bekleyen etkinlikler görüyoruz. Var mı acaba? Webinardan önce onaylamıştım bayağı. Açılmadı. Evet. Ha, şu anda 220 tane benim onaylıyor olmam gerekenler var. Bakın buraya düşüyor. Ekstra kullandığınız resimler, alt kısımda kullandığınız resimler bu alanda. Örneğin e-Twinning projesi sandıktaki oyunlar gibi. Bakın e-Twinning projesini arkadaşlarımız bunu entegre etmiş ve ona göre etkinlik yapmışlar. Oldukça başarılı. Buraya geliyor ve biz buradan şuradaki yerlerle kabul et, sil ve reddet var. Reddette size geri bildirim geliyor. Yeniden yapma şansınız var. Ama eğer delete olmuşsa silmesi tamamen sistemden o etkinliğini siliniyor. Şu an kadar şöyle bir etkinlik çok fazla olmadı ve hiçbir negatif bir durumla karşılaşmadık. Bu da oldukça tabii ki sevindirici. Sadece sizlerden ricam sevgili arkadaşlar etkinliğinizi hangi konuyla entegre ediyorsanız onunla ilgili bir şeyler biraz yazabilirsiniz. Yani tıpkı Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamaları esnasında kodlama aktiviteleri yapılacaktır gibi. Öyle biraz dikkat etmemiz önemli olabilir. Bakın arkadaşlarınız kodlarını da veriyor bazı etkinliklerde. Ve kaynaklara gelelim buradan. Bakın kaynaklara tıkladığımızda challenge'lar var. Yani böyle rekabet yapabileceğiniz öğret kısımları var bu alanda. Ve sunu araç setleri var. Burada doğru logoları, doğru resimleri kullanabilmek için şuradan her zaman alabilirsiniz. Biraz yavaş açılıyor internetin sayfa. Gelecek sanırım. Codebig sayfası çok yoğun bu sırada o yüzden. Bakın burada AB Codebig broşür resimleri var Türkçe ve İngilizce. Öğretmen kiti var. Buradan indirebilir. Okulunuzda kullanabilirsiniz. Kendi çalışmalarınızda, örneğin okulda çalışmalarınızı uyguluyorken buradaki posterlerden, broşürlerden yararlanabilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. İletişim kiti var. Yine burada PowerPoint, Word şablonları söz konusu bütün çalışmaların. Yani doğru logo, doğru kaynakları bu kaynaklar kısmına gelip araç setlerinden görebilirsiniz. Bir de challenge'lara bakalım. Evde kodlama kaynakları var. Örneğin dans vardı. Bu yıl dans da yine biraz devam etti. Tabii ben
Bizden bir challenge çıkarmadık bu defa. Bir sonraki Kodvik'te bir challenge yapacağız. Bir de 8 ülke falan vardı bu yıl. Bir beste yapın, video algılama oyunu yapın. Yani bu oyunların her birine kendiniz de kullanabilirsiniz. Etkinliğim yok diye kesinlikle üzülmeyin. Hatta hiçbir çalışmanız bile yoksa kod.org'dan ilk önce bir canlı eğitimine bakın. Eğitimin online eğitimlerden. Çünkü orada sınıf oluşturma nasıl oluyor? Ona bir bakın. Daha sonra da gidip Gülcan, o konuda bir şey söylemek ister misiniz kısaca? Evet, ben Kodort'taki çok farklı kurslardan hocalarımız kendi öğrenci seviyelerine uygun olanı seçsinler diye önerebilirim. Evet. Şimdi online EBA'daki kursta bu alanı, Kodort alanı nasıl kullanabileceklerini anlatmıştık. Oradan faydalanmaları rahatlatır ama zaten Kodort'un kendisi de yönergeleri çok açık, Türkçe. Ve seviyeleri de hangisine uygun olduğunu gösteren açıklamalarla hocalarımıza yardımcı olacaktır. Ben burada özellikle ilkokul için biraz şey olabilir ama ortaokul için bu dans oluşturma kursu, Code Week haftası için çok güzel bir etkinlik. Bunu hocalarımız özellikle incelesinler. Bir de görsel olarak da bayağı güzel bir video çıkarabiliriz, değil Yani mi? özellikle müzikle kodlamanın birleşmesine de çok güzel bir örnek. Evet. Kodlamanın çok farklı disiplinlerle bir araya geldiğini hocalarımız Kodork sitesindeki kurslarla görebilirler. İTVİNİK projeleriyle ilgili ben bir ekleme yapacağım müsaadeniz olursa Adil Lütfen. Hocam. Lütfen. Her projede kodlama etkinliğini yapılabilir mi? Uyuyorsa yani proje konunuza, içeriğinize veya kodlama etkinliğiyle gerçekleştireceğiniz iş projenizi destekleyen bir konu ise mutlaka yapılsın, güzel olur. Yaygınlaştırması da güzel olur. Ama bazen çok alaka kurulmayan konular oluyor da hani her projede mutlaka Kodvik etkinliği yapılmalıdır diye de algılanmasın. Yani böyle bir dayatma yok sonuçta. Bazı projelerin konuları belki çok yakın gelmeyebilir ama bazı projeler kodlama etkinliğiyle çok güzel de zenginleştirilebilir. Bunu e-twinning projelerinde bir dayatma gibi anlamasın öğretmenlerimiz. Mutlaka yapmalıyız, yapmazsak eksik olur, etiket alamayız gibi düşünülmesin. Biraz öyle bir tedirginliğim oluyor benim. Herkesin yaptığı bir şeyi zorunluluk gibi algılıyor öğretmenlerimiz. Projede mutlaka bu olmalı. Evet. Mutlaka hayvanları koruma günü olmalı, mutlaka şu gün olmalı diye düşünmesine nasıl Evet. zenginleştirebileceklerini bulabilirlerse çok güzel olur. Çok sağ olun Bicim. Özellikle bu ikinci kısım oldukça fazla açıklayıcı. Çünkü etkinliklere baktığımda genel olarak her projeyle ilgili kodlama etkinliği var. Aslında eğitiminde bir canın da söylediği gibi projenizin konusuna uygun olarak etkinlikleri yani şey bir proje nedir genel olarak tabii. Onu belki daha sonra bir programda bir eğitiminle ilgili bir programda söyleyebilirim. Konunuzla ilgili neyse o çerçevede şeyler. Yani bir özel gün kutlayayım, bir tane de kodlama etkinliği yapayım. Örneğin Rize'deki ödül töreninde Hülya Hanım vardı, Ertan Hocam da. Hülya Hanım çok dikkatini çekti kodlama etkinliği olunca. Dedik ki bunların arkasında bir pedagoji yok mu gibi. Kodlama da yapmışsınız çok güzel, şunu da yapmışsınız çok güzel ama pedagojik yönü nedir? Belirtili değil. O açıdan kendi projenizin ortaya çıkarmaya çalıştığı hedef, fokus, pedagoji neyse ona odaklanmanız her zaman en güzeli. Aynı şeyler olmak zorunda değil. Topluluk kısmına geldiğinizde ise bu alanda ülkemizin koordinatörlerini, EDU koordinatörünü ve lider öğretmenlerini görüyoruz ama bakın bütün Avrupa'da var. Bu konuyla ben ilgilenmedim hiç. Ama bundan sonra burayı boş gördüm. Uzun süredir boş görüyorum burayı. O yüzden ilgilendiği düşünüyorum. Hatta bu hafta. Eğer bu konuda
ben bu işi gerçekten yapabilirim diyorsanız, benim iletişime geçerseniz sevinirim. Ben de zaten oradaki kişiler, arkadaşlarım bu konuda girişime geçebilirim. Ve gönüllü olabilirsiniz aynı zamanda Avrupa Code Week haftasında. Tabi burada illa bir statünüzün olmasına gerek yok. Siz de öğretmenlerle çalışabilirsiniz. Bakın Evening Live'da bu hafta ve geçen hafta bir sürü Code Week etkinlikleri vardı. Eventler vardı. Orada etkinlikler yani. Ben de davet edilmiştim. Birkaç tanesine baktım ama etkinlik olmadı. Aslında örnek vermek istiyordum burada. Katıldığım bir etkinliği görüp işte bakın böyle bir şey de yapabilirsiniz diye bir sürü öğretmeni bir sürü öğretmeni ilham olabilirsiniz diye bir etkinliğe katılmak istedim bir iki tane ama etkinlik hiç başlamadı. O yüzden etkinlikleriniz belki bir can burada da söyler. Etkinlikleriniz gerçekten olacaksa etkinlik olmalı gibi planlanırsa daha iyi olabilir. Tabii itinerler ve bazen unutuyor olabilir bunu. Ve okullar, burada okulları görebilirsiniz. Katılan okullar hakkında ve blog. Blogda ise bu konuda yazılmış yazılar var. Biraz yavaş açılıyor bu akşam COVID. Hakkında da neler var? Hackathonlar var, Teach Tones'lar var, Teach Day var, Code Week for All var. Hemen şuraya bir bakalım Code Week for All'a. Hani burada mükemmellik sertifikası için 10 farklı düzenleyiciden bağlantılı 10 aktivite. Yani buradaki durum şu değil. Bir öğretmenin 10 tane aktivite yapması olarak bunu düşünmeyin. O yüzden görüyorum etkinlikler içerisinde bir tane etkinlik 10 kere konulmuş gibi görünüyor. Yani sizin 10 farklı etkinliğe katılıyor olduğunuzu düşünün. Diyelim bir arkadaşınız bilgisayarsız kodlama yapıyor, onu katılıyorsunuz. Bir arkadaşınız Scratch ile çalışıyor, diğeri Python ile çalışıyor. Burada önemli olan 10 farklı etkinliğe katılıyor olmanız. Bakın 10 farklı düzenleyiciden bağlantılı 10 aktivite veya 3 ülkeyi dahil etme. O sanırım yanlış anlaşılmayı da şu anda düzeltmiş olduk. Yani sizin 10, aslında o da mümkün. Yani siz 10 etkinlik yaparsınız, hep dağıtırsınız, her etkinliğe 10 farklı kişi katılır. Bu da mümkün. Ama hani sadece sizin 10 etkinlik yapıyor olmanız yeterli değil. Mükemmellik sertifikası için. Ve ya da 3 farklı ülkeden bu e-twinning için oldukça başarılı. Çünkü ortakları genelde uluslararası proje yapıyorsanız eğitiminde mutlaka yabancı ortaklarınız var. Ve daha güzel olan ise bizim Facebook grubumuza bayağı yabancı öğretmen de katılmaya başladı. Bu mücadeleden dolayı. Bu da çok başarılı. Bizim şurası Facebook sistemimizi göstereceğim açıkçası. Bu da çok güzel bir durum. Topluluğa geleyim tekrar. Yani artık kendi Facebook grubumuzdan da yabancı ortakları ekleyebilirsiniz. Zaten kodlarınızı yazdığınızda onlar ekleniyorlar etkinliklere. Açılmadı. Çok fazla etkinlik yüklendiği için oluyor bu. Normal şartlarda hemen açılıyor. Bir de şuraya bakalım hemen çabucak. Buçukta bitirmeyi planlıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Biraz uzadı. Bir saatten fazla uzadı. Ama bütün sorulara en azından cevap verip bitirelim. Ve sonradan da bitirme. Evet, bakın şuraya geldiğinizde zaten hepiniz hemen hemen buradasınız. Facebook, bizim ülkemizi temsil eden Facebook grubu, Code for All burası. O yüzden bir sürü yabancı da katılıyor bu gruba. Ve sizlerin yaptığınız çalışmalar çok başarılı. Bazılarınız sertifikalar, bazılarınız etkinlikler, henüz etkinlikler tam gelmeye başlamadı. Çünkü çalışmalar devam ediyor.
Yani oldukça yaratıcı şeyler var. Kodlar paylaşılıyor burada. Ki olan yabancılar da sizlerin kodlarından eminim yararlanıyorlardır. Ama daha ilk ortaklarınızla, proje ortaklarınızla konunuzu eğer entegre edebiliyorsanız böyle bir çalışma yapabilir ya da kendi ağınızı oluşturabilirsiniz bu konuda. Ve tekrar şuraya geleyim. Blog'da demin de söylediğim gibi bir takım yazılar. Geçen yıl benim de yazım vardı burada. Hani nasıl yapılır bu iş gibi, daha kolay bir etkinlik nasıl planlanır? Yani sizin de etkinliğinizde kısaca etkinlik nedir, hedefi nedir, nasıl yapacaksınız ve sonucu ne çıkacak? Birkaç cümle yazıyor olmanız oldukça önemli olabilir. Burada da okullar var. Son olarak buraya da bir bakalım. Mesela haritaya gelip bir okul aradığımda haritaya isterseniz önce buraya bakalım okullar yerine kısaca hemen. Haritaya tıkladığımızda ne kadar etkinlik var Avrupa'da onu görüyoruz. Bakın nerelere kadar gelmiş. Ve şu anda biz birinci görünüyoruz. Şu bölümde Türkiye'nin 2021'deyiz şu anda. Örneğin 2020'de ne kadar etkinlik yaptığını görüyor olacağız. Sayı çıkıyordu. Sayı görebiliyor musunuz? Ben dün baktığımda görüyordum 24 bin falan gibi. Yıllara göre etkinlik sırası sayıyı göremedim şimdi. 2019'a bakalım. Normalde sayı çıkması gerekiyor burada ama sanırım siteden dolayı çıkmıyor. Yoğunluktan olabilir. Bakın burada bir etkinliğe geldiğimde doğaya sev, yeşili kuru, doğa gönülleri iş başında. Ha, şu 2021 yapalım. Güncelleyeyim tekrar. Bu geçmiş bir etkinlik olabilir büyük bağışıklığa. İnternet zamanımızı alıyor. Daha doğrusu kodik sayfası. Bu etkinlikte bir sayı gösterecektim sizlere. O yüzden buraya geldim. Ben devam edeyim. Zamanı iyi kullanma açısından. Burası açılınca tekrar geri döneceğim buraya. Yani sitede her şeyi kolaylıkla bulabilirsiniz. Oldukça net. Hani hiçbir kaynağım yok, ne yapacağım diye düşünmeyin. Buradaki kaynaklar kısmına geldiğinizde, ha, bu etkinlik hala yapılmamış. Bakın etkinliğinize geri dönüp baktığınızda şu üst kısmında eğer Challenge'a katılmış iseniz kaç ortak, daha doğrusu etkinliğiniz bittikten sonra o etkinliğe kaç ortağın katılmış olduğunu şurada bir yazı çıkacak. Orada görüyor olacaksınız. Siz de etkinliğinize geri dönüp kaç kişinin ortaklaşa çalışıyor olduğunu görebilirsiniz. Onun için de kendi profil sayfanıza gidip orada etkinliklerime tıklamanız yeterli. Bunu görebilmek için. Yani buradan acaba ben 10 kişiye ulaştım mı ya da 3 Avrupalı ortağım var mı yok mu diye bakmak için şu alana gelebilirsiniz. Ben tekrar sunuma döneyim. Az kaldı. Paylaşımı durdurayım. Evet. Bunu artık biliyoruz. Kodik'te neler var? Sayfada eğitim modülleri var. Öğrenme kaynağı hepsini böyle aktivitelerinizi organize etmeye yardım edecek araç setleri var. Yani kaynaklar kısmına girdiğinizde ya da o challenge'lara girdiğinizde muhteşem, eğlenceli etkinlikleri ekleyebilirsiniz. Siz de her zaman ilk önce alır kullanırsınız. Bir sonraki yıl kendi etkinliğinizi kendiniz ilham alıp daha iyi bir şekilde geliştirme seçeneğine sahip olabilirsiniz. O etkinlik oluşturun veya katılın. Yani burada farklı olarak 10
farklı okul ile çalışmış olmanız gerekiyor. Burada siz yapıyor iseniz onu farklı 10 okula, her birini farklı 10 okula yaymanız gerekiyor. Ama iyi bir tercih değil 10 etkinlik yapıp. Çünkü ulaşılması zor bir hedef. 10 tane etkinliğe katılın ve güvendiğiniz etkinliklere katılırsanız garanti olabilir. Ya da 3 ülkeden, örneğin Azerbaycan'daki öğretmenler çok hevesli. Onlar da katılmak istiyor bütün yaptığımız çalışmalara. Oradan bir ülkeye alabilirsiniz. En azından bir ülkeniz hazır olmuş olur. Ve onlar da çok güvenilir çalışıyorlar. Oldukça ciddi çalışıyor öğretmenler. Çok başarılı. Ve 2021'e bakalım. 20'ye bakalım. Bakın 2020'deki skor buydu geçen yıl. Ülkeler, aktiviteler ve katılımcılar 72 bin toplam bakayım kaçırıyorum hemen. Evet, 70.7 bin vardı aktivite. 2024'ü 24 bine bize aitti. Geri diğer ülkelere aitti. Oldukça başarılıydı. Ki sürekli teşekkür aldık ülke olarak. Avrupa Komisyonu elinden oldukça başarılıydı. Nasıl yapıyorsunuz diye sürekli bütün webinarlarda sordular. Ben sunu yaptım orada. İki kere sunu yaptım hatırlıyorum. Bu sadece geçen yıla ait olarak söylüyorum. Bu yılda yine bitirme toplantısında bir görevim var. Onu da sizleri davet edeceğim oraya. Yani Türkiye gittikçe bu konuda gelişiyor. Tabii bunu yaparken etkinliklerimizin kalitesi oldukça önemli. Hedefleriniz gerçekten gerçek olmalı. Küçük bir şey bile öğrenci öğreniyor ise ya da bir öğrenciyi bile etkileyebiliyor iseniz en büyük başarı sizin sayılır. Yardım kimden alabilirsiniz? info@kodvik.eu'ya yazabilirsiniz. Buradan direkt bize geliyor. Aynı zamanda kodvik.eu ambassadors'a yazabilirsiniz. Oradan da direkt bana geliyor. Bu mailler sizlere yardım edebilmek için. Ve Kodvik'in kesinlikle 2018'den beri e-Twinning'de işbirliği yapıyor. E-Twinning'in arkadaşlarından bir tanesi. E-Twinning'in bir sürü arkadaşları var biliyorsunuz kurumsal olarak. Ve burada da eğer uygun olan projelerinizi ya da düzenlediğiniz etkinlikler kodlamayla ilgili ise bu kodlamayı haritada gösterip sertifika da alma şansına da her zaman sahipsiniz. Ve daha pozitif kabul edilebiliyor. Kodvik'le e-Twinning'in aslında entegresi kültürler için kodlama, kültür mirası ile dijital beceriler arasındaki bağlantının oluşturulmasını hedefliyor. Ama siz de tabii yeni bir disiplin eklemek için, projelerinize farklı bir yol eklemek için bir canım da söylediği gibi projenizin konusuyla konusuna entegre ederek illa olmak zorunda değil. Ama iyi entegre edilmiş bir kodlama çalışması da her zaman muhteşem bir sonuç ortaya çıkarabilir. Hani projemde şu da olsun, bu da olsun, şu da olsun derseniz proje olmaktan çıkar. Ve projedeki hedef şu olmalı. Üzerinde çalışıyor olduğunuz konuda öğrenciye hem bilgi vermek, hem öğrenci konuyu geliştirmek, hem sizin o konuyla ilgili bir problemin sonucunu ortaya koymanız olabilir. Orada daha farklı konuşabilirim. Bunu yayınladım sizlere geçen gün. Bir takım önerileri kapsıyordu. Bakın buradaki söz de önemli. İster evrenin sırrını çözün, ister 21. yüzyılda bir kariyer peşinde koşmak isteyin, temel bilgisayar programlama öğrenilmesi gereken temel bir beceridir. Söylediğim gibi önümüzdeki yıllar belirsiz. Teknoloji her zaman gelişiyor olacak. Öğrencilerin küçük olarak
bile olsa temel becerileri görüyor olması oldukça önemli öğrenciler için. CodeWeek mükemmellik sertifikasını lütfen unutmayın. Ya 3 ülke, 10 farklı okul, aktivite. Bu arada çalışmalarınızın çok ben de görüyorum. Sizin de iletişime geçeceğim bazı öğretmen arkadaşlarla başarılı planlar yapılmış. Eğer sizin için de uygun olursa çalışmalarınızı alıp Avrupa Komisyonu Kodri blogunda yayınlayabiliriz. Bunun için tabii etkinliğinizin bitmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda kısa bir yazı etkinliğinizi açıklayan, etkinliğiniz nedir, hedefleriniz neydi, süreç nasıl gelişti, nasıl yaptınız ve sonuçta ne oldu gibi. İster bir video, kısa bir video olabilir, resimler olabilir, ekli. Bana gönderirseniz lütfen ben de gönderebilirim. Avrupa Komisyonu sorumlu kişisine blog konusunda bunu gönderebilirim ve çok iyi olabilir. Geçen yıl iyi çalışmalar vardı, ondan önceki yıl iyi çalışmalar vardı ve oldukça başarılıydı. İnsanların da çok ilgisini çekiyor kaliteli ve görünürlüğünüz tabii ki artıyor. Eğitim açısından kodlama oldukça önemli. Nedir? Aslında bizim hani şu sayfada gördüğünüz yazıların esas öz noktası eğitim ile insanları kendi zamanlarına uygun becerileri geliştirmek ve bu becerilerin sonunda da her zaman gerek topluma yarar, gerekse katma değeri yüksek ya da zamanının değerlerini taşıyan bir takım olguları ortaya çıkarmak demek. Yani eğitim içinde bulunduğumuz çağın becerilerini öğrenciye kazandırmak ama bunu yaparken de geçmiş becerilerle bunu şu an için entegre etmek. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz. Geleneksel ve kültürel ve aynı zamanda teknolojik bir yapı içerisindeyiz. Yani yaptığımız her çalışmanın, bu bir e-tuning projesi de olabilir, bir kodlama çalışması bile olabilir, öğrencide bir beceri ortaya çıkarıyor ise her zaman hedeflerimize ulaşmış sayılırız ki şu anda içinde bulunduğumuz dünyada genel olarak teknolojinin kullanılması doğal bir olgu. Bu da nedir? Teknoloji için kullanılması gerekiyor? Bilginin bir işlenmesi için, depolanması için ya da bir takım işlemlerle bilgisayar iletişim teknolojinin kullanımının esas olduğu bir toplum. Çünkü artık bilgisayar dönemi çağında yaşıyoruz. Yani yapay zekalar var yaşamımızda. Bunun kısaca özü öğrencileri artık yavaş yavaş çalışmalarında programlamaya, kodlamaya ve teknolojiye kaymaları. Ama tabii bu da büyük yatırımlar gerektiriyor ve sürdürülebilir yatırımlar gerektiriyor arkalarında. Ve ilk kodlama ile ilgili merak ediyorsunuzdur. 60'lı yıllarda Logo programlama dilinin kullanımıyla başlamış eğitimsel olarak. Ve daha sonra da Alice, Kodu, Kod.org ve aslında Kod.org ile birlikte bu çok burada yanlış olmuş. Bir sıçrama yaptı aslında. Bütün ünlülerin birdenbire Kod.org'da videolar koymaları, açıklamaları aslında geleceğe yönelik olarak yapılmış bir işaretti. O açıdan önemli. Ve birinci, üçüncü sınıflarda bu henüz değişmedi, hala devam ediyor. Genelde kodlama aktiviteleri bir ve üçüncü sınıflarda serbest etkinlikler var. Bunları resim alabilirsiniz. 5-6 sınıflarda haftada 2 saat zorunlu. 7-8 sınıflarda ise haftada 2 saat seçmeli ders olarak okutuluyor. Tabii herhalde liselere geçme zamanı olduğu için liselerde yok. Sadece ilk öğretim kısmında var. Burada da genel olarak sanırım temel bilgisayar becerileri elde edilebiliyor. Aslında bu konunun deriz, eğitimde her şey öğretmenin ne kadar etkin olmasıyla genel olarak başlar. Hani okullardaki IT koordinatörleri, bilişim öğretmenleri bu konuda
kurslar alıp daha etkin olurlarsa belki öğrenciye yaklaşır. Çünkü her bilişim öğretmeni kodlamayı öğrenerek mezun olmuyor üniversiteden ki bu da büyük bir çelişki değil mi? O zaman derste nasıl yardımcı olacak öğrenciye gibi. Öğretmen eğitimlerini de mutlaka bu sürecin bir parçası olarak yenilenmeleri gerekiyor. Ve ilkokul, ortaokul kısmında seviyelere göre bireysel düşünme durumu. Yine bunu da bir resmini alabilirsiniz lütfen. Bakın ilkokulda blok tabanlı programlar, araçlar Scratch gibi. Scratch her seviyede aslında kullanılabilir. Yine ortaokulda yine Scratch var. Arkasında daha fazla programlama, kavrama, öğrenme, koşullar, değişkenler, şartlar gibi. Ve lisede ise metin tabanlı kodlara, yani liseye geldiğinde öğrenci artık bir metin yazabiliyor olmalı. Basit oranda bile olsa. Ama lise müfredatında bu yok ne yazık ki. O yüzden yapılan çalışmalar yarım kalıyor olabilir. Ve okul öncesi 4-6 yaş grubu, Scratch Junior var, Code.org var ve Codeable var. Okul öncesi öğrenci seviyesi için blok tabanlı olan yazılımları oldukları için oldukça sürükle bırak oldukça kolay. İlkokul 6-12 yaş grubu da neler var? Eğer öğrenciler okul öncesinde kodlama eğitimi almadılarsa yine aynı programları kullanabilirler. Daha sonra da belki Python'la falan devam edebilirler. 6-7-8 öğrencileri Codeable, Scratch Junior, Code.org gibi programlar. Ve bunları aldılarsa 1-2. sınıfta daha sonra RunMarco var, PlayCodeMonkey var. Bunun gibi yani seviye ilerledikçe daha bir üst seviye sürükli bırak yani blok tabanlı ya da belki ilk öğretimde biraz bilgisayarsız, daha doğrusu anaokulunda ilk öğretime geldiğinde blok tabanlının gelişimi, liseye geldiğinde ise artık o kod.org'ları öğrendikleri uygulamaları başka uygulamalarda kullanıyor olmaları örnek olarak kod.org'u verdim. Önemli olabilir. Bir de burada derslere göre ayrılmış maker çocuk var. Oradan almıştım bunları. İnternette maker çocuk yazarsanız orada bu konuyla ilgili bir çalışma var. Bakın 5-7 yaş arası da Code.org, Codeable, Diffuse, Tinker var. Ve burada Bebolt var, Blocky var, Daisy Dinosaur var, Cargobolt var, bunun gibi. Round the Turtle var. Daha böyle temel aktiviteler. 7-11 yaş arasındaki çocuklarda Scratch var, CodeMonkey var, Bitsbox var ve aynı zamanda CodeCombat var. Yine burada da bir takım yine blok tabanlı bu çalışmalar. Hem çocuklar iyi zaman geçiriyor hem de oynuyor o kodlar daha sonra akıllarında kalıyor. 11 yaş üstünde ise tabii biraz daha sofistike. Academy'de Code Avengers var. App Inventor var. Mesela bu uygulamayı ortaokul sondaki çocuklara kesinlikle göstermek gerekiyor. Çünkü bunlarla Android uygulamaları rahatlıkla yapılabiliyor. Aslında bizim eğitimin EBA Online'da bu konuda bir eğitim olacaktı ama henüz olmadı sanıyorum. Büyük olasılıkla yine gündeme gelebilir bu eğitimin orada olması. Çünkü oldukça kullanımı kolay. Öğrenciler kendi uygulamalarını basit olarak yapıp daha sonra bunu geliştirerek çok sofistike, çok paralar kazanan WhatsApp gibi bir ya da Instagram gibi bir uygulama yapabilirler. Ve yine gelecek tahmincileri şunu söylüyor. Kodlama yazmanın yeni gelişmiş bir formu olarak görülüyor gelecek için. Ve yani kodlama yapmak düşünmenin, üretmenin yeni bir yolu olarak görünüyor. Çünkü artık fabrika döneminde yaşamıyoruz. Fabrikalar döneminde tamamen her şeyin otomatik olduğu, artık fabrikaların bile robotlarla çalıştığı bir çağdayız. En son
Çok hoşuma giden bir örnek gördüm haberleri izliyorken. Siz de görmüş olmalısınız büyük olasılıkla. Yunanistan'da kargoları artık 60 tane küçük robot ayırıyor, tasnif yapıyor ve hiç insan kullanılmıyor. Bakın eskiden o işleri insanlar yapıyordu ve artık şimdi oldukça rahat bir şekilde makineler bizim için yapılıyorlar ve hata payı sıfırmış. Ki bunun arkasında kodlama mümkün. Benim sorum bugün bu kadardı. Çok hemen hemen bütün sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum. Ama vermediysem soru varsa lütfen belki Bircan'ın veya Halil Hocam not almış Hocam bayağı bir olabilir. soru cevaplandırdı ama Adil Hocam ağzınıza sağlık. Siz de sunum sırasında da önceden gelen bazı soruların da cevabını vermiş oldunuz. Kültürle ilgili bir şey sormuştu bir hocamız kültürel kodlama ile ilgili. O konuyu da zaten portaldan gösterdiniz. Evet. Oldukça bilgilendirici ve güzel bir sunum oldu. Ben de ilgiyle izledim. İnşallah hocalarımız Teşekkür da ederim. Adım atarlar. Burada şunu da ben eklemek isterim. Yani bu işi çok keyifle uygulayan, öğrencilerle keyifle uygulayan bir öğretmen olarak söylemek istiyorum. Her öğretmenin kendi branşında, kendi öğrenci seviyesine uygun yapacağı bir etkinlik mutlaka olacaktır. Belki küçük yaşlar çok program odaklı imkan bulamayabilirler ama bu bağlantısız etkinlik dediğimiz bilgisayarsız kodlama ya da kodlama mantığını kazandıracak etkinliklere ağırlık verebilirler. Her kademe bir sonraki kademenin zeminini oluşturursa öğrenci liseye geldiğinde bu konuda çok daha profesyonel ürünler ortaya koyabilir diye düşünüyorum. Katılır mısınız siz de? Kesinlikle. Ve şu söylediğinize ben bir eklenti yapayım. Mesela hani öğrenciler genelde liseden sonra programlamaya gidiyorlar. Bilgisayar programlama bölümlerine gidiyorlar ya da yazılım bölümlerine. Ama çoğunun geri planda bu konuda çoğu zaman becerisi bile yok gibi. Eğer liseleri de entegre edilirse belki 9. sınıf ve 10. sınıflarda bu iyi bir seçim, iyi bir tercih olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ortaokuldan sonra liseye gelinceye kadar bayağı bir zaman var. Kopukluk oluyor değil mi? O Aslında zaman da bilişim bazı... derslerinin Evet, bu... Evet. her kademede biraz daha fazla istihdam edilmesi bu konuda biraz daha çözüm artıracaktır. 5-6'da görüp 7-8'de görmeyip liseye geçiyor öğrenci ama çok büyük kayıp oluyor. Bu konuda aslında inşallah daha kalıcı çözümler üretilebilir karar vericiler Evet, tarafından. yani bu artık bir ihtiyaç Kesinlikle. kesinlikle. Evet, yani matematik gibi öğrenmesi gereken bir beceri. Aynen. Hocam çok teşekkürler. Halil İbrahim Hocam sizde var mı bir soru falan? Hepsini cevapladınız aşağı yukarı Adil Hocam. Girici Hocam da az önce kültürü söyledi zaten. Evet. Yani ekstra bir soru bende daha göremedim. Evet, o halde teşekkür ediyorum bütün katılımcı öğretmenlerimize ve oldukça kalabalık bir grup oldu bugün. Çok teşekkürler. Grubumuz sağlam bir şekilde ilerliyor. Üzerinde durmak Uzun istediğim konu zamandır en etkin. kalabalık webinar Adil Hocam. Ben Evet. 1160, 1170 kişiyi gördüm. Bu da çok Evet, sevindirici gerçekten. benim için de öyle. Yani grubum dinamik. Tabii daha çok kişi aslında katılırdı. Belki de herkes biliyor artık. Ben sürekli siz de oradasınız sanıyorum. Facebook'ta sürekli paylaşımlarda bulunuyorum. Evet, Bu, kesinlikle. e, bu, ya elimden geldiği kadar sorular geliyor. Mail olarak ya da Facebook mesajlardan bayağı onlara cevap vermeye çalışıyorum. Yani grup oldukça iyi. Ertuğrul Hocam herhalde burada mı bilmiyorum. Buradayım Adil Hocam, ağzınıza Ertuğrul Hocam sağlık. ben de teşekkür edecektim size bu imkan için. Estağfurullah ya, bunun öğretmenlerimizin farkındalıklarının artması, bir yandan da eğitiminin etkinliklerine entegre etmesi açısından gerçekten kıymetli.
söyledikleriniz, anlattıklarınız. Öğretmenlerimiz genelde aynı soruları sormuşlar ama herhalde ilk defa bu etkinliklere başlayacakları için sorular var. Tabii yine öğretmenlerimize söylediğimiz başucu kaynağı il koordinatörleridir. Hangi ildeyseniz Code Week ile ilgili bir etkinlik başlatmak istiyorsanız, yüz yüze soracaksanız mutlaka il koordinatörümüze sorun. Ama diğer taraftan Adil Hocam da herhalde çevrimiçi olarak mutlaka sorduğunuz sorulara, yapacağınız etkinliklere, yaptığınız etkinliklere cevap verecektir. Tekrar ağzınıza sağlık. Destek olan arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum Ali İbrahim hocama, Bircan Hanım'a çok değerli katkılarından dolayı. Son sözleriniz varsa Bircan Hanım lütfen. Biz teşekkür ederiz Adil Hocam. Özlemiştik sizin webinar Evet. Yakında ilginç hocalarınızı çalışmalar gelecek da. yani Evet, boş durmuyorum. ben Mersin'deki özellikle yeni başlayacak öğretmenlerimize yönlendirdim. Onların da sizi tanımalarını istedik. İTÜ'nün ailesine Evet, yeni adım atmış Mersin'den olan. hatta akademisyenler de geldi birkaç tane Instagram'ıma. Akademisyen de vardı. Evet. Özellikle gıyabınızda yönlendiriyoruz. Sizi de Çok tanımalarını ve teşekkür takip etmelerini istiyoruz. Çünkü bizler çok şey öğrendik sizden. Onlar da öğrensinler istiyoruz. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Sağlığınıza dikkat edin. ederim. Ali Çok İbrahim sağ ol. Hocam, size de teşekkür ederiz. Erdem Teşekkür Hocam, ederim. görüşmek Çok çok üzere. sağ olun Bircan Hanım. Her zaman olmanız muhteşem. Yani siz bir tarafa çalışmalar bir tarafa diyebilirim bunu. Ali İbrahim Sağ olun. Hocam. Çok güzel bir akşamdı Adil Hocam gene. Ben de 1180'leri gördüm en son. Gayet kalabalık bir akşam oldu. Sanırım tüm katılımcılarımız çok memnunlar. Hepsi çok teşekkür ediyorlar. Sunuyu çok istiyorlar. Azerbaycan'dan ve diğer bir iki tane daha yabancı katılımcımız vardı. Evet, Azerbaycan'a da selamlar. Bizimkiler orada şu anda. Çok hoş. Lütfen ben de geleyim artık şu Azerbaycan'a, aman Tanrım. Değil mi? Ama kendim bu yaz geleceğim. Bu yaz kesin bu yaz bir hafta Azerbaycan'da kalacağım. Öyle bir tatil planlaması yaptım kendime. Ve geldiğimde de öğretmen arkadaşları belki görürüm bu arada. Çok teşekkürler Halil İbrahim Hocam. Sevgili öğretmen arkadaşlar, çok teşekkürler bu akşam burada olduğunuz için. Sorularınız olursa her zaman Facebook'tan, Instagram'dan, mailden her zaman ulaşabilirsiniz. Ben de iyi akşamlar diliyorum sizlere. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Bu eğitimler sizlere İTÜ'nün İçerik Geliştirme ekibinden geliyor. Üyeyse sağlıyor bu imkanları bize. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Her birine ayrı ayrı ve iyi akşamlar diliyorum.